Tarihi romanımızın adı Hammurabi'nin Mührü Babil. Yazar Hans Knefiel. Çeviri Arzu Güloğlu Alarslan. Yayın evi Yurt Kitap Yayın. XXVIII. Güneş Tutulması. Dadaşunun gitmek istediği belli bir yer yoktu. Kendini kalabalığın içine bırakmış sürüklenirken birden ana caddenin sonuna geldiğini fark etti. 7 gün ve 7 gece boyunca fısıltılar ve söylentiler şehirde kulaktan kulağa dolaşmıştı. Adaletin kurucusu ve güneş tanrısı Şamas ile eşi Aja'nın şehrin ve ülkenin ili gelenleri ile kudretli hükümdarlardan intikam alacağı söyleniyordu. Dadaşu insanların huzursuz olduğunu hissediyordu. Herkes rahiplerin yorumlaması zor kehanetleri mırıldandığını biliyordu. Bunlardan hiçbiri gerçekten de elle tutulur bir şey değildi. Şindurul, vezirden ve onun gözleri ve kulaklarından güneş tutulduğunu bugün olacağını öğrenmişti. Marduk heykelleri arasında ziguratın dehlizinde çıkan yokuşun yarısında Dadaşu silahlı bir adam gördü. Ona el salladı ve gıcırdayan kumların üzerine palmiye ağaçlarının yanına kadar gitti. "İyi bir yer," dedi Redum'u selamlayarak. "Burada hareket eden her şeyi görebilirsin." Yüzbaşı Rimitkula iki eliyle miğferini terden ıslanmış taşların üstünden yukarı itti. Yere tükürdü ve Dadaşu'nun sol omzunun üzerinden uzaklara baktı. "Bu yüzden buradayım. Herkes korkuyor. Ben de öyle. Söylentiler kulağına gelmiştir anlarsın." Sesi kaba ve çatallıydı. "Kral caddesinde büyük bir insan kalabalığı var. Buna rahiplere inanıyorlarmış gibi geliyor. Ne dersin?" "Aptal yerine konma tehlikesi göze alarak söylüyorum ki rahiplere ben de inanıyorum. Onların ne kadar iyi hesap yaptığını biliyorum. Bugün için hesaplarında bir yanlışlık olmadığına da eminim." Dadaşu başını kaldırdı ve bulutsuz pırıl pırıl gökyüzüne baktı. Güneş, Rimitkula'nın parlatılmış bronz mihverine vuruyor ve delikanlının gözünü alıyordu. "Öyle deme. Ama artık her ne olacaksa denizci, biz kimseye bir şey olmaması için elimizden geleni yapacağız, tamam mı? Büyük babamın babasına bile pek inanmak istemediğim halde." Güneş doğduktan sonra hemen 5 saat sonra törenlerin yapıldığı caddede insanlarla, öküz arabalarıyla ve yük taşıyan eşeklerle dolup taşmıştı. Duvarların ve kapı kemerlerinin arasında bugün her zamanki gürültüler ve sürekli devam eden uğultulu ve yankılı sesler eskisi kadar yüksek değildi. İteraştum'un kolunun ve parmaklıklarının kesildiği günden 4 gün sonra Dadaşu, duvarın içindeki Marduk isimli meyhanede tesadüfen Rumutkula'ya rastlamıştı. Şu an sarayda yüzbaşı olan Redum, Dadaşu'nun babası Utucenkal'in emrinde Hammurabi için 3 şehir işgal ettiklerini anlatmıştı. Redum miğferini sol kolunun altına sıkıştırdı ve etrafına baktı. Kısılmış gözleri sert bir ağla çevrildi. "Şehirde neredeyse 2500 asker var. En yaşlısı, iyi ve tecrübeli askerler, Samaş'ın güneşi sonsuza dek yok olsa bile Hammurabi'ye hiçbir şey ve hiç kimse dokunamayacak. Evet, aynen dediğim gibi olacak." Dadaşu başını eğdi. "Bu zamanda yalnızca babamı ve seni tanıyorum. Kralın önündeki canlı duvar sizlersiniz, değil mi? Bence siz onu gerçekten seviyorsunuz." Dar caddelere tıka basa dolan binlerce insan tozlu yollarda oradan oraya dolanıp duruyordu. Bazıları kapılarından ve heybetli kapı kemerlerinin altından geçerek kayboluyor, diğerleri ise küçük ve büyük gruplar oluşturarak fısıltıyla birbirleriyle konuşuyorlardı. Tümünün üzerine korkunç bir karamsarlığın çökmüş olduğu belliydi. Kötü bir kaderin onları beklediği düşüncesi Babil'in sakinlerini ve bu hale getirmişti. Dadaşu baş parmağını geniş kemerine takmıştı. Parmakları çift taraflı baltasının keskin metalinin üstünde duruyordu. Rimitkula berelenmiş topuzunu kaldırdı, ucundaki yamuk duvarı yokşadı ve sırıttı. Alt çenesini sağ damağındaki iki diş eksikti. "Evet, onun da bizi sevdiği gibi. Seninle nasıl konuştuğunu izledim. Uzun zamandır kimseyi kendine bu kadar yaklaştırmamıştı. Nedenini bana söyleyebilir misin?" Dadaşu hayır anlamında başını salladı. Şehrin üzerinde her zaman uçan güvercin sürüleri, sıra sıra uçan kazlar ve ördekler bugün ortada yoktu. Muhafızla Dadaşu bir küme palmiye ağacının yere düşen küçük gölgesine sığınmışlardı. Yokuş yukarı giden yol neredeyse tamamen boş gözüken tapınak avlusunun önünde sona eriyordu. Buradan gösterişli caddeyi, saray duvarlarının bir kısmını ve Esangile, Samaş, Marduk ziguratını ve bir de
çok sayıda sokak girişindeki büyük kapıları görebiliyordu. Çünkü saçları aklaşmış asker duraksadı, sen onun mührünü taşıyan adamsın değil mi? Baban birkaç sefer Hammurabi'yle örüm arasına atlamıştı. Galiba o zaman krala anlattığım bir şey onu ürküttü, doğru mu? Dadaşı omuzlarını silkti. Olabilir. Marduk ziguratını gösterdi. Ne olacağını biliyor musun? Kesin olarak denizci. Vezir Avellinurta bizimle uzun uzun konuştu. Dadaşı elinde olmadan gülümseyerek zorunda kaldı. Kendisini denizde gelmek üzere olan bir fırtınayı bekler gibi hissediyordu. Henüz rüzgarı hissetmiyordu ama dalgaların sırtları gittikçe beyazlaşıyor, kabarıyor ve köpürüyordu. Birden sanki gözleri daha keskinleşmiş gibi daha demin Babil sakinlerinin ve çiftçilerinin, işçilerin ve kanaldaki tımar sahiplerinin birbiriyle konuştukları yerlerde askerlerin varlığını fark etti. Huzursuzluk şehrin büyük bir bölümünü sarmıştı. Güvensizlik ve korku insanların arasında garip bir şekilde kol geziyordu. Bunu hiç duygusu olmayan, ruhsuz bir insan bile kolaylıkla görebilirdi. "Zigarut'un üstündekiler, rahipler mi?" diye sordu Dadaşu. Söz konusu olan örümcek ağının ipleri boyunca yırtılmış ipler gelmiş olan Avellinurta'ya hayranlık duyuyordu. "Birçoğu mu? Hepsi mi?" "Bütün önemli rahipler." Rimugut'la homurdandı. "Şamaş'ın ne zaman karanlığa karşı savaşacağını onlardan başka hiç kimse bilmiyor. Çok fazla bekleyeceğimizi sanmıyorum. Baş rahiple güzel ve zengin Nadigum'un ziggatlarının tepesinden halka açıklamalar yapacağı söyleniyor. Genç rahipler tapınakta yerlere yatmış ve korkudan ter döküyorlar. Silahlardan, savaştan ve binlerce korku verici işaretlerden korkuyorlar. Miğferlerden, kalkanlardan ve silahlardan yansıyan ışık ana caddenin üzerinde parlıyordu. Dadaşu caddede bir tek öküz arabası bile göremiyordu. Arabaların şehrin iç kısımlarında kaybolmuştu. Gökyüzünün rengi aynı anda hem koyulaştı hem de daha parlak bir hal aldı. Mavi renk metalimsi bir görünüme bürünmüştü. Etrafı saran sessizlik daha da arttı. Dadaşu sert kabuklu palmiyenin gövdesine yaslandı ve karşıdaki adamın görebildiği her şeyi ve her noktayı nasıl dikkatle taradığını izledi. Adam onlara pek aldırmıyor gibiydi. Bu arada beyaz duvarların ve aralarındaki aralıkların içinde yükselen mırıltılar ve fısıltılar gittikçe artıyor, derin bir uğultu düşünüyordu. Dadaşı bronzlaşmış kollardaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. "Galiba güneş tutulması öğle vakti gerçekleşecek," dedi asker. Neredeyse hiç kımıldamıyordu. Tüm kasları gerilmişti. "Benim daha önce görmediğim ve bilmediğim bir şeyi bekliyorsunuz, tamam mı? Ama her savaşta yaptığım gibi, bugün de hızla ve tüm gücümle saldıracağım." Dadaşu onu şüphenin kaptanıyla karşılaştırdı ve Rimutgula'nın da en az onun kadar serin kanlı olduğunu anladı. Hatta tehlikelerde Gimilmurdak'tan daha az etkilendiği bile söylenebilirdi. "Bak, dostların işte orada denizci." Şamas, Babil'in bir karınca yuvasına çomak sokmuş gibi rahatsız etmişti. Askerler geniş caddenin etrafını bir duvar gibi sarmışlardı. Ziggurat'ın en az 3 kapısından çıkan rahipler sayısız basamak yardımıyla Ziggurat'ın mavi çinilerle kaplı tepsisine tırmanmaya başladılar. Uzun sakallı, saçları tamamen kazınmış ve kırmızı tören elbiseleri giymiş rahipler en az 100 kişiydi. Ellerindeki meşalelerden rüzgarsız gökyüzüne sıcak ve gri dumanlar yükseliyordu. Ansızın Dadaşu'nun sağında küçük bir karmaşa meydana geldi. Delikanlı başını çevirince palmiye gövdelerinin, duvarın ve küçük grupların arasında iki kişiyi seçebildi. Shindirul ve Trican. Kalabalığın içinden ilerlemeye çalışarak Marduk heykeline doğru koştular. Asker homurdandı. "Şu anlarda şehrin kapıları kapatılmaya başlamış olmalı. Burada söz konusu olan kralımız, güneş falan değil. Neler olup bittiğini anlıyorum." Dadaşı kolunu kaldırıp onlara el salladı. "Shindirul." Tacir elini kulağının arkasına götürdü, etrafına bakındı ve sonunda Dadaşu ve Rimutgula'yı görebildi. "Emirleri Vezir Avellinurta'dan mı aldınız?" diye sordu Dadaşu ve derin bir nefes aldı. Rimutgula yavaşça başıyla onayladı. Caddelerdeki insanlar gözlerini gökyüzüne dikmiş, heyecanlı heyecanlı birbirleriyle konuşuyor ve olanlara anlam vermeden şaşkın şaşkın sağa sola bakınıp duruyorlardı. Ziggurat'ın heybetli merdivenlerinin bittiği en alt basamağın yanında bile geçit vermeyen bir duvar gibi baştan aşağı silahlarla donatılmış askerler ve saray muhafızları yer almıştı. Nefes nefese Dadaşu ile askerin yanına gelen Trican ve Shindirul ter içinde kalmışlardı.
Yokuş başındaki kumlarla kaplı olan taş döşemelerin etrafında 4 veya 5 adım mesafede hiç kimse yoktu. Evet, İmdugut rahiplerinin bütün planlarından haberi var. Büyük babamın babası bana şamaşı yutan güneş tutulmasını anlatmıştı. Şindrul omuzlarını öne doğru düşürdü. Dadaşu, Trigan'ın elini aradı. Güneş tutulması, yaşayan her canlı müthiş bir korkunun esiri oluyor. 2 saatten daha az bir süre içinde her şey olup bitmiş olacak. Hayattan korkan kişiler bu gibi olaylardan da çabucak ürkerler. Sakın nutuk atmaya kalkışayım deme Tacir Efendi. Rimitkula kararlı tavrıyla miğferini başına geçirdi. Bundan sonra neler olacağını birazdan hep birlikte göreceğiz. Seri kanlı oğlum. Ben korkuyorum. Trigan Dadaşu'nun omzuna yaslanmış titriyordu. Askerle Şindrul hemen hemen aynı anda ellerini kaldırdılar. Biz de kendimizi pek iyi hissetmiyoruz, dedi Şindrul. 97 yıl önce, eğer doğru hesapladıysam, Babil'in üstündeki gök gündüzden geceye dönmüş, ailem böyle anlatır, şiddetli bir korku ve panik yaşanmış. Her şeyin sona erdiğini bildiren kehanetlerde bulunulmuş. İnsanlar korkudan adeta çıldırmış. Ama 2 saat sonra ortalık yine aydınlanmış ve hayat yine normale dönmüş. Biz de böyle anlatıldı doğru. Rimudgal başıyla onayladı. Rahipler neler yapacaklar Tacir Efendi? Tahmin edebiliyor musun? Hayır. Büyük bir ihtimalle halkı ayaklandıracaklardır. Bizzat kendilerinin saldıracağını mı düşünüyorsun? Dualar, meşaleler ve ilahilerle mi? Ortada yalnızca kulaktan kulağa söylentiler dolaşmıştı. Ne saray, ne eduba, ne de tapınak tutulmanın gün ve saatini bildirmiş değildi. Bahar şenliğinden beri pazarı ve şehri kuşatma altına alan fısıltılar ve mırıltılar şehir kapılarından sızarak nehir boyunca yol almış ve kanallara kadar uzanmıştı. Redum evlerinin girişlerini işaretledi. Anneler çocukların bacaklarına şerit halinde kesilmiş kumaşlar sarıyordu. Gün ortasında yaşanacak olan karanlıkta zehir yılanların deliklerinden çıkacağına inanmışlardı. Dadaşu bakışlarını kaldırdı. Rahipler ikinci terasın girintili çıkıntılı duvar boyunca sessize dizilmişlerdi. Son basamağın üstündeki desenli taş zeminin üstünde süslenmiş 6 kişi duruyordu. İnsan kalabalığından yükselen fısıltıları, boğuk davul sesleri bastırıyordu. İnsanlara aralıklı çalan davulların gümbürtüsünden çok sessiz kaldıkları an tedirginlik veriyordu. Sanki kocaman şehrin kalp atışlarını dinler gibiydi. Rahipler, ilahiler mırıldanmaya başlamıştı. Tapınağın ön cephesindeki sütunların arasında inleyen davul sesleri, ilahiler ve gong sesleri içinde heyecandan sesleri kısılmış insanların tiz sesleri duyuluyordu. Tüyleri ürperten müzik insanların başlarını bir o yana bir bu yana çevirmesine sebep oluyordu. Sonunda Marduk Zigurto'nun üstündeki alanda davulları, gongları ve rahipleri görebildi. Tabi El-Matin, orada. Nadimut'un yanında, Marduk'un çantasında, daha 2 ay önce onunla iyi işler yaptık. İsmin Adasi. Şindrul başını salladı. Şu işe bakın, inanılmaz bir şey bu. Silkindi. Akıllı bir kadın, gerçekten. İkinci bir grup rahip bir sonraki kattaki alana da davul, gong, flüt ve fanfarlar taşımışlardı. Yanan meşalelerden yükselen dumanlar birer siyah sopa gibi hiç kıpırdamadan öylece tütüyordu. Bazı kadınlar ağlayarak evlerine girdiler. Bazıları ise ellerini ve elbiseleriyle bir kısmının yüzlerini kapatarak karanlık köşelere çekildiler. Trigan Dadaşu'ya iyice sokulmuştu. Örümcek ağ, Dadaşu korku ve güven arasında bocalıyordu. Şindirul ve Rimikvat yanında heybetli birer direk gibi duruyorlardı. Nihayet anladım. İmdugat mührünü taşıyan o 6 rahip Babil halkını Hamur abiye karşı kışkırtmak istiyor. Bu kanlı işi kendilerinin yerine halkın yapmasını sağlayacaklar. Aven Ninurta'nın bize söylediği de buydu zaten. Bu konuyu sizinle konuşabilirim. Redum Mifer'in bronz tokasını bağladı. Kurnaz bir şekilde hallediyorlar meseleyi değil mi? Peki Kral Hamur abi? Dadaşu başını çevirdi. Geniş caddeye yavaş yavaş boşalıyordu. Sessizlik, Zigurat'tan gelen gong seslerinin, davul gümbürtülerinin, uğultu ilahilerinin ve tapınaklardan gelen tiz çığlıkların altında titriyordu. Rimitkula el sallayarak bir onbaşıyı yanına çağırdı ve sırıttı. İçi rahat bir şekilde sarayda oturuyor. Bekle de gör denizci. Dadaşu'nun kafası bir sürü düşünceyle doldu. Alalger'in sözleri,
Avellinurta'nın yaptığı konuşma ve tapınağın tonozlarındaki tüyler ürpertici sahneler. Kendi korkusu ve gözlerini kocaman açmış sessizce kaynayan kargaşayı izleyen Trigan, askerlerin yanlarına gelmesi düşüncelerini dağıttı. ''Siz burada kalın.'' dedi Rimitkula. Parmaklarıyla yokuşun sonundaki bir sınırı tespit etti. ''Bu dört kişi kralın dostlarıdır. Onlar dışında hiç kimse bu sınırı geçmeyecek. Ne rahipler ne de halk. Hamut Bal.'' ''Emriniz nedir Redum?'' ''Kuzey kapısında nöbet tutan adamların yanına koş. Eğer insanlar yokuşa doğru hızla koşarlarsa, ki bunu yapacaklarını pek sanmıyorum, iki dizine adam onlara gözü bile kıpırdatmadan saldıracak. Sarayın Marduk kapısını açık tutmanız gerektiğini unutmuyorsunuz, tamam mı?'' Asker evet anlamında başını salladı. Sonra Redum'un önünde eğildi. ''Evet sayın babam. Fırla ve fazla oyalanmadan geri gel. Çok geçmeden her şey başlamış olacak. Anladın değil mi?'' Asker kılıcını eliyle bacağına bastırarak hızla uzaklaştı. Tüyler ürperten ilahi sesleri gittikçe artıyordu. Dadaşu anlamsızca parmaklarını oynatarak çaresiz bir ifadeyle Shindurul'un, Trika'nın ve Rimutkulas'ın yüzlerine baktı. ''Bu şekilde beklemek beni çıldırtıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Bir şeyler yapmalıyım.'' Shindurul'un elleri sakinleştirici hareketlerle aşağı indi. ''Kalıyoruz. Burada güvendeyiz ve her şeyi görebiliyoruz. Bence her şey oldukça heyecanlı olacak. İleride oğullarına anlatacak bir hikayeye sahip olacaksın Uş.'' Bu şakaya Trigan bile gülmedi. Gölgeler gittikçe kısalıyor, ışınları dünyaya dik açıyla gönderen güneş ısısı gittikçe artıyordu. İnsanların sırtında ter akıyor ve koltuk altlarından damlıyordu. Batıdan oldukça sıcak bir rüzgar esti ve yerdeki tozları kaldırdı. Alanda toplanmış olan binlerce insan derin derin iç çekti. Trigan, Shindurul'a gölgenin dibinde kadar sürükledi. Dadaşı ise Marduk ziguratında olanları anlamaya çalışıyordu. Ziguratın ana cadde tarafında kalan şehir bölümüne dönük olan rahipler, korkularının ardındaki alanda birbirlerine yakın bir şekilde duruyorlardı. Bedenlerinin üst kısımları parlıyordu. Onlar da ayaklarının altındaki halk kadar ter döküyorlardı. Adamların bazıları tahttan yapılmış uzun flütleri dudaklarına götürdü. Tapınaktan cevap olarak gelen ilahilerin arasında tiz flüt sesleri karıştı. Davullar ve gonglar durmaksızın gümbürdüyordu. Sesler şehrin üstünden geçip kanalların arasındaki uzak tarlaların içinde kaybolmuştu. Rahipler ara sıra farfarları çalıyordu. Düzenli ritimlerle davula ve gonglara vuruyorlardı. Bitişikteki tapınak kapısından üç rahip öğrenci çıkıp geldi. Birisinin elinde baş büyüklüğünde altın bir kupa, diğerlerinin elinde ise gümüş testiler vardı. Yavaş yavaş basamaklardan çıktılar ve hareketsiz duran ve donuk gözlerle doğu şehre bakan altı kişinin yanına doğru gittiler. ''Ne yapıyorlar?'' diye fısıldadı Trigan çatallı bir sesle. Bedenlerinin gölgeleri ayaklarına kadar çekilmişti. Gökyüzü kaynıyor, yanıyor ve dayanılmaz sıcaklıkla nemli havayı aşağı bastırıyordu. ''İçki.'' Rumutkula kaçamak bir tavırla dadaşıya göz kırptı. Bu içten pazarlıklı sahtekarlar karanlığın geleceğini tam olarak biliyor olmalılar. Üstelik uzun zamandan beri değil mi? Peki içki ne işe yarayacak? Shindurul da oldukça huzursuz görünüyordu. Diğerlerinin huzursuzluğu ateşli bir hastalık gibi ona da bulaşmıştı. Dilleri çözmeye yarayacak. Redum'un yüz ifadesinden daha fazlasını bildiği ama konuşmayı düşünmediği anlaşılıyordu. Dadaşu'nun bakışları Rimitkula'nın kılıç kapsasında kenetlenen parmaklarına kaydı. Rimitkula da aynı Trigan ve kendisi gibi korkusunu bastırıp sakin kalmakta zorlanıyordu. Güneş gerçekten tutulduğu zaman halkı kulakları çınlatan alçakça sözlerle kışkırtıp saraya hücum etmelerini sağlamaya yarayacak. Evet. İnsanlar gölgelerden çıktılar. Huzursuzca gruplar oluşturdular ve tekrar dağıldılar. Dadaşu rahiplerin halkın korkusuyla oynadıklarını kavramaya başlamıştı. Sabahın geç saatlerinde ayın solgun yüzü kanalların üzerinde görülüyordu. Şimdi yalnızca Şamaş'ın güneşi ateş saçıyordu. Babillerin gökyüzüne bakıp işaret ve delil bulmaya çalışıyorlardı. Yine sıcak bir esinti tozları kaldırıp güneşin görünmesini engelledi. Tapınaktan çıkan öğrenciler basamakların en üst kısmına ulaşmışlardı. Ve fanfarlarla verilen işaret rahiplerin ilahilerini böldüğü sırada ismin adası ve tabi Elmati'nin yanına yaklaşmak üzereydiler. Dadaşı gözlerini kırpıştırarak güneşe baktı. Kızıl toz bulutunun ardındaki parlak güneşin yanında oval şeklinde bir karaltı oluşmuştu. Başlıyor. Dadaşu'nun dudaklarında uzun bir inilti yükseldi. Bak orada.
Güneşin kenarında şindurul. Tacir kesesine sarıldı ve içinden yarı elmas niteliğinde ince ve düz taşlar çıkardı. Ellerinin yarısı kadar büyük olan taşlar Dadaşu ve Trigan'a uzattı. Söylendiğine göre bunlarla kör olma tehlikesi yaşamadan güneşe bakılabiliyormuş, dedi Şindurul. Bilemiyorum, büyük babamın böyle dediğini söylediler. Dadaşu ve Redum taş levhaları aldılar. Yarım parmak kalınlığındaki taşlar içinde tanecikler olan renkli camlara benziyordu. Sütunların büyük kapıların arasından ve boylu boyunca caddelerden toz bulutları uçuşuyor ve hışırdayan palmiye yapraklarının arasında dönerek havaya yükseliyordu. Birazdan içkilerini içip bizlere seslenecekler. Rimitkula'nın yüzüğüne miğferin kenarından şeritler halinde inen ter damlaları akıyordu. Trigan, Dadaşu'nun omzuna sıkıca sarılmıştı. Rahipler bir insan başı büyüklüğündeki kupaya içki boşalttılar. İnsan kalabalığı gözlerini Ziggurat'ın tepesine çevirdi ve Shamash ile Marduk'un baş rahiplerinin kupadan içip ışıldayan kabı diğerlerine uzatmasını izledi. Sonra Naditum ve çiftin yanında duran diğer dört adam sırayla kupadan içtiler. Kupa üç kere boşalıp dolduruldu. Önce tabi Elmatim'in sağındaki ve sonra solundaki gösterişli tören giysileri giymiş bir grup rahip gelenekler doğrultusunda altın kaptan küçücük birer yudum aldılar. Genç rahipler kapının ardındaki karanlığın içinde kayboldular. Dadaşu kalbinin atışlarını duyuyordu. Omuzlarının arasında soğuk bir elin kendine dokunduğunu hissediyordu. İs rengindeki taş levha güneşin yan tarafına bakmak için eliyle sol gözünü kapatırken elleri titredi. Karşılıklı söylenen ilahiler ve ritimli davul sesleri sustuğu anda kalabalıktan iniltiler yükseldi. Dadaşu yavaşça başını gökyüzündeki sağdan güneş ışığının içine alan koyu gri tarafa doğru çevirdi. Kor gibi yanan güneşi görüyordu ama kör olmuyordu. Güneşin üçte biri kararmış ve yok olmuştu. Işıklı alanda ise sanki yara izi ve çıban gibi büyüklü küçüklü lekeler oluşmuştu. Dadaşu gözünü kapattı. Yuvarlak levhayı daha sıkı bastırdı ve tekrar baktı. Lekeler hala oradaydı. Sessiz olun, dedi Redum. Baş rahibin söyleyeceklerini dinleyin. Binlerce insanın vızıltısı ve mırıltısı yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliği yalnızca caddelerde esen tozlu rüzgar bozuyordu. Ziggurat'ın dibiyle tapınak duvarlarının arasındaki boş alanın üstünden üç kere boru sesi duyuldu. Tabi Elmatin kollarını kaldırdı ve boğurarak konuşmaya başladı. Siz tanrılar, siz kudretliler, siz rahipler ve siz saraydakiler, Kral Hammurabi ve Babil'in insanları, Shamash'ın bize söyleyeceklerini dinleyin. Rahipler kolo halinde tekrar ve tekrar bağırdılar. Tanrılar bizi cezalandırıyor, gün geceye dönüşüyor. İnsan kalabalığından tek tek korku çığlıkları yükseldi. Tabi Elmatin kollarını güneşe doğru uzattı, yüzükleri ve bilezikleri ışıldıyordu. Bir saat içinde tanrılar cezası üstümüze çökecek. Babil'de dolaşan fısıltılar felakete dönüşecek. Karanlığın iblisleri çok uzun süredir bizden bir kurban bekliyor. İşaretlerin sayısı oldukça fazlaydı ve görülmeyecek gibi değildi. Tabi Elmati'nin ve diğer rahiplerin sesleri normalden çok daha gür çıkıyor, duvarlara çarpan sesler ortalıkta yankılanıyordu. İnsanlar kendilerini yerlere atıyor, sanki kendilerini kuma gömmek ister gibiydiler. Baş rahip kollarını indirdi, şimdi ise siyah saçlı tapınak rütbesi rahibe tiz sesiyle ana caddeye hitap ediyordu. Sonsuz gecenin iblisleri Shamash'ın güneşini yiyip bitiriyor. Ey kudretli insanlar! Ne yaptınız da tanrılar bizi bu kadar zalim bir şekilde cezalandırıyor? Alanda basamaklardaki ve çatılardaki koro uluyan bir sesle bağırdı. Güneş ölüyor. Karanlık bizi yutmak üzere. Eğer vereceğimiz kurban tanrıları memnun etmezse üstümüze sonsuz bir gece çökecek. Rahip korosunun söylediği her şeyi 6 çift davul vuruşuyla dizdiriyordu. Davul ve gong sesleri kulaklarda sanki kızgın iğne batırılıyormuş gibi bir his bırakıyordu. Kadınlar amaçsızca bir oraya bir buraya koşturuyor, kalabalığın içinde sağa sola takılıyor, çığlıklar atıyor ve inliyorlardı. Dadaşu ve Shindur'un önündeki askerler neredeyse hiç kımıldamıyordu. Yavaşça kılıçlarını çekmeye başladılar ve omuzlarını eğdiler. Dadaşu gözünü açacak cesareti buldu ve Marduk rahibi Geçti Unna'nın toz bulutları arasında çınlayan sesine kulak verdi. Güneşin yarısından fazlası siyaha boyanmıştı. Yaralı yarım daire şeklinde olan üzerinde yuvarlak bir gölge düşürüyordu.
Güneş ışığı hala parlak ve sıcaktı. Batıdan toz bulutları yaklaşıyordu. Biz rahipler uzun süredir yılları hesapladık ve yaptık ve tanrılar bize bu günü gösterdi. Tanrılar büyük bir kurban istiyor. Kudretli bir şey onlara verilmeli. Yerine yenisi geçecektir. Rimitkula, Şindur'la koyu renkli taş levhayı geri verdi ve dişlerinin arasından ıslık çaldı. Rahipler heyecanlı bir şekilde, ''Kurban verin ey Babil halkı! Sahip olduğunuz en iyisini kurban edin. Kudretli, yaşlı tanrıların öfkesinden korkun. Çünkü eski zamanın harabeleri içinde yeni, adaletli ve kutsal bir zaman bir çiçek gibi açacaktır.'' Etrafı bir sessizlik kapladı. Bir an için sanki rüzgar bile susmuştu. Havada uçuşan tozlar, heyecan ve korkuyla bekleşen insanların üzerine düşüyordu. Dadaşu tekrar güneşe bakmaya cesaret etti. Dev ışık topunda geriye kalan aydınlık şeridi pek net olarak göremiyordu. İnleyen ve titreyen Trigan sıkıca Dadaşu'nun omzuna sarıldı. Dar bir hilal şeklindeki son güneş ışığı da kısa bir süre sonra gözden kaybolduğunda gökyüzü bir an için rengarenk ışık dilimlerine ve uzun sessiz şimşeklerle doldu. Gökyüzüne bakan herkes bu olanları görebiliyordu. Şehrin içinde kulakları sağır eden tek bir çığlık yükseldi. Her yerde hayvanlar korku ve panik içinde bağırıyordu. Batıdan siyah bir duvar hızla yaklaştı ve toz bulutlarını geçip günü tamamen geceye çevirdiğinde kuş sürüleri korku içinde hızla havalandı. Etrafı çevreleyen ufuk çizgisi ise aydınlık kaldı. Tıpkı daha önce görülmedik büyüklükte bir yağmur bulutunun altındaki ince ışık şeridi gibi. Rahipler ellerindeki meşaleleri salladılar. Aradan birkaç saniye geçer geçmez tam 12 düzine meşalenin yandığı görüldü. Meşaleler basamakların, yokuşun, duvarların ve basamaklı tapınağın tüm girişlerini aydınlatacağı şekilde dağılmıştı. Güneşin olması gerektiği yerde ise açık kırmızı renkte bir çember, karanlığın içinde parlak noktalar vardı. Şehrin üstünü kaplayan toz bulutunun ardında yıldızlar göz kırpıyordu. Ansızın normalde gece görünen tüm yıldızlar bütün görkemiyle ortaya çıkıveriyordu. Rimitkula, Dadaşu ve Şindurul aynı anda başlarını çevirerek tapınağın merdivenlerine baktı. Bazı meşaleler sallanıyor ve havada sağa sola gidiyordu. Alevler gizli işaretler oluşturuyordu. Titreyen alevlerin ışığında ismin adası Tabi El Matin, Nuradot oldukça belirsiz bir şekilde görünüyordu. Etraftaki insanlar panik içindeydi. Oldukları yerde sallanıyor, sendeliyor, ayakta kalmak için büyük çaba harcıyorlardı. Basamaklara ulaştıklarında ise dizleri büküldü. Atarum, Shimgari omzundan tuttu ve meşalesini indirdi. Ansızın Dadaşu'nun 20 adım ötesinde bulunan bazı adamlar sadaklarına davranıp aslında güneşin bulunması gereken yerdeki karanlığın içindeki kırmızı ışıltıyı ok yağmuruna başladılar. Gürültünün ve çığlıkların doruğa ulaştığı anda saray avlusuna açılan kapının kanatları yavaş yavaş açıldı. Kısa ıslıklarla birlikte düzenli asker sıraları avludan dışarıya uygun adımlar çıkmaya başladı. Ve kaldırdıkları toz yüzünden karanlık gökyüzündeki parlak yıldızların bir sis perdesi içinde gözden kaybolmasını sağladılar. Onların ardından ellerinde yanan meşaleler bulunan bir düzine adam saray avlusundan kalabalığın içine doğru ilerledi. Arkalarından tepeden tırnağa silahlanmış bir adam geliyordu. Ellerinde siyah beyaz benekli bir altın ve iki katırın dizginlerini tutuyordu. Onun her iki yanında bulunan askerler ise bir ellerinde bulunan kılıçlarını ve diğer ellerinde bulunan meşaleleri havaya kaldırmışlardı. Üstünde sayısız ışığın yansıdığı parlak bir zırh giymiş olan Hamur abi eğerin üzerinde dimdik oturuyordu. Sağ tarafında oğlu, sol tarafında ise Avelninurta vardı. "Görüyorsunuz," dedi Rimutgala. "Kralımız batıl inançlar karşısında hiçbir şey yapmadan titreyecek biri değil." Merdivenin sağında ve solundaki meşalelerin parlak alevleri henüz hareketsiz duruyordu. Fakat rahibe ile yanındaki 5 adam sendeleyerek basamaklardan aşağı indi. İnerken sallanıp basamaklara takılıyor ve etekleriyle saçları meşalelerin ateşlerinde alazlanıyordu. Uzun bir dikdörtgen şeklindeki tören caddesinden yükselen çığlıklar, Hamur abinin bağırarak söylediği sözleri ve altın rahibin ağzından çıkan kelimeleri bastırmıştı. Rahiplerin yüzleri korkudan çarpılmıştı ve ağızlarının kenarlarından salyalar akıyordu. Redum ve Shindurul sendeleyerek kişileri seyretti. Atamrum meşalesini düşündü. Ayağa takıldı ve alevlere bastı. Sağ bacağından yukarı alevler tırmandı ve yün eteği tutuştu.
İsmin adasının çığlıkları gürültünün içinde çın çın ötüyordu. Kadın koşarak basamaklardan aşağı inmeye başladı. Bir yandan da saçlarını yoluyor ve tırnaklarıyla yüzünü çiziyordu. Sonra kulağındaki küpeleri çekip çıkardı ve yüzünde donuk bir gülümseme belirdi. Pençeye benzer tırnaklarıyla bu kez aralarında gümüş bir mühür sallandığı göğüslerini yırtmaya başlamıştı. Adamların önünde çıkışı kapatan Rimitgul'un çehresi onu kendine çeker gibi görünüyordu. Dadaşu'nun dudaklarının arasında bir inilti yükseldi. Trigan onun boynuna sarılmış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. O anda gökyüzünde tekrar bir hareketlenme başladı. Parlak kıvılcımın ve alevlerin göğü aydınlatmasıyla birlikte güneşin sol tarafı tekrar ince bir hilal şeklinde ortaya çıkmaya başladı. Şehrin surları ve meydanları tekrar aydınlanmaya başlamıştı. Binlerce insan hep bir ağızdan haykırarak yeniden doğan güneşi selamlıyordu. Kral Hammurabi askerler arasında atıyla ilerlerken insanlar iki yana çekilerek ona yol açıyordu. Şehir sakinleri onu sanki güneşi kapatan karanlık gölgeyi kendi eliyle çekip uzaklaştırmış gibi coşkuyla alkışlıyordu. Anlaşılan içkileri içki rahiplere pek yaramamış. Shindirul taş levhaları çantasına geri koydu. Akıllarını kaçırdılar. Herkesin gördüğü gibi. Merdivenin alt bölümünde olup bitenleri insanların yalnızca bir bölümü görebiliyordu. Rahip Atamrum basamakların üzerine pelte gibi yığılmıştı ve köpükler saçan ağzından anlamsız kelimeler dökülüyordu. Gözleri kapalı Naditum ise kanlar içindeydi ve neredeyse tamamen çıplak bir halde merdivenlerden aşağı iniyordu. Yürürken geçtiği yerlere elbise parçaları, mücevherler ve kan damlaları da bakıyordu. Geçti Unna ise kalçasının üstüne yığıldı, altına pisledi, ayağa kalkmaya çalıştı, sendeledi. Korkuluğun üstüne devrildi ve 10 adam uzunluğundan daha yüksek olan yerde tapınak avlusuna düştü. Dadaşu kırılan kemiklerin sesini açıkça duymuştu. Bu arada en alt basamağa ulaşmış olan Tabi Elmatin askerlere doğru yaklaştı. Kekeleyerek bağırıyor, göğsünün derinliklerinden hırıltılı sesler geliyordu. İsmin adası tırnaklarıyla uzun bacaklarının üst kısmına derin yaralar açarken dudakları sanki görünmeyen bir tanrıyı öpüyormuş gibi hareket ediyordu. Eski bir Akat şarkısının sözlerini tekrar ediyordu durmadan. Yüzünde bir çılgının ifadesi vardı. Yolduğu saçlar yanaklarında, boynunda ve yolların alt kısmında kana bulamış bir şekilde yapışıp kalmıştı. Yüce Marduk, Shindirul elini alnına vurdu. Ruhu karanlık tarafından tümüyle yutuldu. Hepsi İmdigut mührünü taşıyan kişiler, dedi Dadaşu ve Trigan'ın sırtını okşadı. Karanlık sona erdi Tiri. Aynen Shindirul'un dediği gibi oldu. Tüm güneş tutulması 2 saat bile sürmedi ve iblisler ne Babil'i yıktı ne de insanları parçaladı. Gonglar, davullar ve fanfarlar susmuştu. Korkuluklardan toplanan rahipler birbirini iterek aşağı bakmaya çalışıyordu. Korkudan soğuk terler dökerek donuk gözlerle neler olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Nuradat basamaklara yığıldı. Bir süre can çekişti ve öylece kaldı. Tabi Elmatin elleri sırtında sendeleyerek ismin adasının arkasından yürüdü. Tabanları rahibin vücudunda akan kanlara bulanıyordu. Shinmagr ise en alt basamağın yanındaki sütuna sarılıp yavaşça aşağı kaydı. ''Çekilin kenara!'' dedi Redum. ''Kral geliyor!'' Dadaşu ve Trigan küçük bir duvarın merdivenlerinden yukarı çıktılar. Askerler yokuşun her iki kenarına sıralandılar. Hammurabi'nin benekli aygırı yularının içinde köpürüyor ve gözlerini deviriyordu. Sırtı sarı beneklerle doluydu ve terden ıslanmıştı. Hammurabi Dadaşu'ya kısa bir bakış fırlatırken Avelninurta başıyla onu selamladı. Dadaşu, vezirin yüzünde buz gibi bir gülümseme görür gibi olmuştu. ''Karanlık sona erdi!'' diye haykırdı Hammurabi sert bir sesle. Sonra derin bir nefes aldı ve sağ kolunu kaldırdı. ''İşte! İblislerin zaferini hesaplayan kişiler. Bakın, Marduk onları delirterek mahvetti.'' İsmin adası kollarını açtı, tırnaklarıyla vücudunun ulaşabildiği her noktasına kanlı yaralar açmıştı. Kadın gözlerini açtı ve 10 adım ileride şaha kalkmaya çalışan atın dizginlerini çeken Hammurabi'ye bakıp gülümsedi. Birden yıldırımla çarpılmış gibi titredi, kolları iki yana düştü ve olduğu yere yığıldı. Dizlerini çenesine çekti, ayak bileklerini kavradı ve öylece öldü. Tebi Elmatin sendeledi ve kötü bir şekilde dizleriyle dirseğin üstüne düştü. Başını kaldırdı, yaşlı gözleri bir yüzden diğerine çevriliyordu.
Sonunda bakışları Şindur'la kenetlendi. Baş rahip dizlerinin üstüne doğruldu, ayağa kalktı ve sırtındaki kemerden kalın bir iğneye benzeyen uzun bir hançer çekti. Dadaşu baltasına sarıldı, Rimitkula topuzunu kaldırdı, birden Tabi Elmati'nin vücudu vahşi ve bastırılmaz bir şekilde titremeye başladı. Son kez doğruldu, öne atıldı ve askerlerin arasından geçerek Hamur abinin aygırına ve Suismala'nın katırına doğru koştu. Rahip kolunu uzattı, merdivendekileri Dadaşu'yu görünce ani bir hareketle ona döndü. Fakat Rimitkula'nın silahı onu karşıladı. Redum yıldırım hızıyla Kral Hamur abi ile rahibin arasına koşmuş ve silahını rahibin burnunun üstüne indirmişti. Suratı parçalanan Tabi Elmatin kendini kaybetti ve Hamur abinin atının ayaklarının dibine yığıldı. Hançerin ucu yerdeki taşların arasına saplandı. Ardına kadar açık ağzından köpüklü kanlar sızıyordu. Redum bacaklarını iki yana açmış bekliyordu. Topuzu tekrar vurmaya hazırdı. Rahibin ağzından bir takım hırıltılı sözler döküldü. Çevresinde duranlar onun ne dediğini anlayabildiler. Zehrin, Avelninurta, bizden daha kurnaz çıktın. İmidun mühriyle. Omuzları öne doğru eğildi, kanlı dirsekleri kumlara süründü, bakışları delice sağa sola çevrildi ve kısa bir süre sonra Dadaşu'ya kenetlendi. Kız kardeşin. Kesik sözcükler gırtlağından güçlükle çıkıyordu. Tabi Elmatin öksürüyor ve boğuk sesler çıkarıyordu. Rimitkula'nın çizmelerinin arasında ağzına gelen kanı tükürdü. Göçebeler, bizim başaramadığımızı onlar başaracaklar. Şamaş seni... Yere yığıldı. Rimitkula kenara zıpladı. Rahibin bedenini yarı şekilde çevirdi. Ürkmüş aygırı sakinleştirmeye çalışan Hamur abi bile baş rahibin öldüğünü görebiliyordu. Kısa bir süre için Ziggurat'ın görünmesini engellemiş olan toz bulutuyla doğuya doğru çekildiğinde askerler yokuşun çevresini dört kattan oluşan büyük bir daire şeklinde sardılar. Yarım daire şeklinde duran silahlı askerler tapınak avlusunun karşısındaki kapıya dikildiler. Güneş ışığının içinde güvercin sürüleri uçuyordu. Gökyüzünde birkaç beyaz bulut yavaşça geçiyordu. Gölgeler giderek kuzey doğuya doğru uzanıyordu. Köpekler havlıyor, birkaç eşek anırıyordu. Marduk heykelin kaidesinin altında geniş bir sürü halinde siyah karıncalar çıktı ve kurumaya başlayan kana akın etmeye başladılar. Dadaşu el yordamıyla dar merdivenlerden aşağı indi. Dizleri güçsüz bir halde titriyordu. Trigan sıkıca onun elini tuttu. Hamur abi alçak bir sesle aygırı dizginledikten tutarak adamlarla konuştu. Hayvanı birkaç adım öne çektiler. İşte tanrılarımızın adaleti. Hamur abi sağ kolunu kaldırdı. Kısa bir süre içinde bütün sesler susmuştu. Sesi caddenin diğer tarafından bile duyulabiliyordu. Şamaş ve Marduk'un Babil için iyi niyet beslediğini, ülkeyi ve benim egemenliğimi gözeteceğini rahipler biliyordu. Sözleri coşkulu çığlıklar, ona katıldığını ifade eden bağırtılar tarafından bastırıldı. İnsanlar rahatlamanın verdiği sevinci dışa vuruyorlardı. Şindurul başını çevirdi ve Dadaşu'yu dürttü. Marduk Zigartan'ı işaret ediyordu. Rahipler sıra halinde alanlardan gelip baş rahipleri yere serdikleri cübbelerin üstüne yatırarak kaldırdılar. Şamaş bizim güneşimiz. Karanlığı yendi. Bu altı komplocu da bunu biliyordu. Ve bu yüzden başka bir çözüm bulamadılar. Şaraplarıyla kendilerini zehirlediler. Hepiniz tekrar işlerinize dönün. Coşkulu çığlıklar Hamur abinin sözlerini bastırdı. Askerler silahlarını kalkanlarına vuruyorlardı. Kralın benekli aygırı tekrar ardına kadar açık olan saray girişine götürüldüğünde Dadaşu, Trigan ve Şindurul şu sözleri duydular. Hayatımız devam ediyor. Kralın egemenliği gibi. Beni tanıyorsunuz. Tanrıları saydığımı, tapınağı koyduğumu ve rahipleri doyurduğumu biliyorsunuz. Marduk hayatınızı korusun. Yakında Larsa yenilgiye uğrayacak. Çünkü beni ve hepinizi... Bizi iyi tanrılar ve ulu Marduk koruyor. Şindurul başını eğdi ve ıslık çalarak nefesini bıraktı. Seni, kralım, Alevninurta'nın zekası korudu. Zehrin kutsal gümüş testilere nasıl girdiğini bilmek bile istemiyorum. Vezirin işi. Hatta resmi bir mahkeme kurmamıza bile gerek kalmadan işi bitirdi. Gerçekten hayran olunacak biri. İnsan kalabalığı sağa sola dağılırken sokaklar tekrar bir toz bulutuyla kaplanmıştı. Dadaşu, Rimitkula'nın bileğini kavradı. Bizi koruduğun için teşekkür ederim, Redum.
adamın önünde eğildi. Rahip kız kardeşim hakkında bir şeyler biliyordu. Göçebeler, Şiaçu ile ne yaptılar acaba? Bunu asla öğrenemeyeceğiz. Yüzleri kireç gibi bembeyaz olan ve kimseyle göz göze gelmemeye çalışan altı rahip, Tabialtim'in cesedini ıslak, tozlu bir tören cübbesine sardılar. Galiba böylesi daha iyi değil mi? Dadaşu omuzlarını kaldırdı ve Trigan'ın elini bıraktı. Şimdi Rul'un, Dadaşu'nun ve Trigan'ın kolundan tutup yokuş yukarı gitti. Lanet olası güneşin altından çekilin. Sesi pürüzlüydü. Sakalın içinde ter damlıyordu. Benimle serin duvarlar arasına gelin. Öncelikle uzun uzun aslında ne yaşadığımızı düşünelim. Soğuk bir bira bu konuda yardımcı olacaktır. Dadaşu derin bir nefes alıp verdi ve giden askerlerin ardından baktı. Atların arkasından kapının sağ kanadı kapanmıştı. Dadaşu başını arkaya attı ve düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Kendini kalabalığın içine bıraktı. Kalabalığın öne sürülmesine izin verdi. Rahatlamanın verdiği hafiflikle kaba kaba yorumlar yapan insanların söylediklerini anlamak istemiyordu. Gözü ter ve toz içinde kalmış gülen yüzlere tıkındı. Bir caddenin içindeki duvarların arasına düşen serin gölgeler, kısık gözleri rahatlamak için birebirdi. Kapıyı kapattıktan sonra ona yaslandı ve kollarını serbest bıraktı. Durmadan Siyaçu'dan söz ediyorlar. Onu asla bulamayacağımı biliyorum. Siyaçu, çölde bir yerlerde kayboldu. Göçebeler, rahipler bizden nefret edecek. Her şey baştan başlıyor Şindurul. Islak kemerindeki baltayı çıkardı ve duvara dayadı. Trigan ve Şindurul'un yüzündeki ciddi ifade bozulmadı. Gözlerinin içi adeta yanıyordu. Tacir yavaş yavaş başını salladı. Hammurabi ve Avelninurta yaşadığı sürece bir daha ihanet yaşanmayacak. Buna inanabilirsin. Bugünkü gibi bir gün böyle bir olay karanlığın çökmesi birkaç kuşak sonra ancak tekrarlanabilir. Silkindi. Hadi yüzündeki kumları yıkayın. Çok bira içip Lersa ve bundan sonra nasıl daha fazla kazanabileceğimiz hakkında konuşacağız. Trigan'ı koridor boyunca çekti ve Maşkani ile hizmetçilerle seslendi. Dadaşu gözlerini kapattı ve loş karanlığın ona iyi gelen serinliğini hissetti. Çatıdaki merdivenlerde birbirlerinin gezindiğini duydu. Banyo odasına gitti ve başını soğuk suya soktu. Gümüş aynaya baktı ve göz kırpan büyük göz bebekleriyle karşılaştı. Sanki bir yabancının gözlerini gördü. Güneşe bakmış ve kör olmamıştı. O anda Babil'den çok uzak bir yerde, yabancı yıldızların altında uzun ve deliksiz bir uyku çekmeyi geçirdi kafasında. Böylelikle Hammurabi'nin Mührü Babil adlı kitabımızın sonuna geldik. Yeni kitaplardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.